Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Türk müziğinin üflemeli sazlarından klarneti tanıyacağız. Klarnetin doğuşu ve atalarıyla ilgili olarak bugüne kadar değişik savlar ileri sürülmüştür. Ancak genel olarak desteklenen düşünce klarnetin atasının köylü kavalı olarak bilinen Şalimo olduğudur. Şalimo doğru gelişimini kısa sürede başaramamıştır. Bu ilerlemenin sağlanabilmesi için gerekli olan adım Johann Christoph Denner tarafından atılarak ilk klarnete ulaşılmıştır. Nürnberg'de yaşayan Denner, 1700'lerden önce klarneti keşfeden ilk zanaatkardı. Denner, Şalimo üzerinde yaptığı bazı küçük değişiklikler sonucu Şalimo'daki düşük ses genişliğini daha kullanışlı hale getirerek 3 misli arttırılmış hareket serbestliğine çıkarmış ve klarneti doğru gelişimi başlatacak ilk adımı atmıştır. Denner, 1690 yılında Şalimo'da yaptığı bu ilk değişikliklerle oluşturduğu enstrümanına Şalimox adını vermiştir. Bu enstrüman günümüz klarnetinin ilk şeklidir. Çok parçalı olan bu yeni enstrümana Avrupa'da kullanılan bir çeşit nefesli enstrüman olarak klaryonun sesini andırdığı için klaryonet de denilmiştir. Bu isim zamanla daha çok yaygınlık kazanarak bugünkü klarnet adını almıştır. Denner'dan sonra hızlı bir gelişim sürecine giren klarnete zamanla daha çok perde eklenmesiyle değişik perde sistemleri geliştirilmiş ve farklı boy ve isimlerde mi bemol klarnet, si bemol klarnet, la klarnet, sol klarnet, alto klarnet, bas klarnet gibi çeşitli klarnet türleri oluşturulmuştur. Günümüzde Türk müziğinde kullandığımız klarnet sol klarnettir. Evet arkadaşlar, bu hafta sizlerle klarnet enstrümanını tanıdık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.